Parvati? Ne oldu öyle? İkram. Törene gideceğim demiştim ya. Al bu sana özel. Tanrı'ya senin için dua... Merak etmiyorum. Ne diyeceğini biliyorum. Hep mutlu olman için dua ettim. Tanrı'nın seni hep koruması için. Al bakalım. Bunlar da giysilerim. Sen üstünü değiştirirken ben de yemekleri getireceğim. Buraya mı? Neden? Herkes yiyip kalktı mı? Hayır. Ama ben öyle istiyorum. Biz burada yiyelim. Çünkü sofrada o da olacak. Yani annen. Rudra, ben artık tartışma çıksın istemiyorum. Allah'tan senin içine bol bol huzur serpiştirmesini diledim. Ama sonra fark ettim ki bu aslında zaten benim kendi elimdi. Sana huzur verecek ya da canını daha da sıkacak olan sadece benim binbaşı. Bütün kalbimle özür dilerim. Sana annenle barışman için bu kadar baskı yapmaya hiç hakkım yoktu. Unutmuşum. Sevgi denen şey zorla olmaz ki. Ben böyle uğraştıkça daha da üzüldüğünü düşünemedim. Benimle gelir misin? Kaldır bunu. Neden? Çünkü bu da sana acı veren şeylerden biri. Ve ben senin üzülmene dayanamıyorum. Dur. Bakıp durma, boş ver, git artık. Canın daha fazla sıkılmasın diye yani. Hadi binbaşı, git yat artık. Parvati, ne yapıyorsun kızım? Bunları neden topladığını anlamadım. Rudra'ya uzak olsun, gözü görmesin diye. Çünkü ne zaman görse acı çekiyor. Bunlar ona çocukluğunu hatırlatıyor. Ve bunun yanında daha birçok şeyi. Beni bağışlayın anne. Ama onu üzgün görmeye dayanacak gücüm kalmadı. Of. Aa!
Ne oldu? Yenge? Teyze! Yardım edin. Teyze! Hemen yardım edin, çabuk. Kalk. Teyze! Hadi. Uzat ayaklarını, uzat. Anne, ne yapıyordunuz öyle? Benim yüzümden oldu abla. Yukarıdaki bir kutuyu almam gerekiyordu ama ben yetişemedim, merdiven bulmaya gittim. Ve o sırada da... Önemli bir şey yok. Ben de iskemleye çıkıp yetişeyim dedim. Ama iskemle kırıkmış, ne bileyim. Nasıl fark etmediniz? Koca sandalye kırık mı değil mi nasıl anlamazsınız? Önemli değil Paro, geçecek kızım, merak etme, iyileşecek. Keşke Samrat ya da Sumer'e seslenseydiniz. Ya da Suneyri'nin dönmesini bekleseydiniz. Ne gerek vardı? Amacım zaten Suneyri'ye yardım etmekti. Bence hiç gerek yoktu. Evet ama bilemedim işte kızım, ne yapayım? Aradan yıllar geçti. Ben de onu söylüyorum ya anne. Bu evde pek çok şey değişti, artık aynı değil. Ama siz bir türlü bunun farkına varamıyorsunuz. Siz buradan ne kadar zamandır uzaktınız, neden anlayamıyorsunuz? Siz bu evde misafirsiniz, o şekilde davranın. Ailenin bir parçası olmaya çalışmayın artık. Para? Teyze, iyi misin? Giderken suni